Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Allah Teala'nın izniyle ve Allah Teala'nın tevfikiyle inşallah bu sefaki videomuzda sizlere İmam Malik Rahmetullah Aleyhin müteşabih ayetler ve hadisler konusundaki tutumunu sizlerin gözleri önüne sereceğiz inşallah. İmam İbni Abdülber radıyallahu anhunun yazmış olduğu Muvatta Şerhi olan Et-Temhid adlı eserinin 7. cildinin 143. sayfasında kendisi İmam Malik radıyallahu anh'tan şöyle naklediyor. وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدْ بِنْ عَلِي الْجِبْلِي وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَيْرَوَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعْ بِنْ سَوَادَ بِمِصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُطْرِفْ عَنْ مَالِكْ مِنْ أَنَسِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ مَالِكْ يَتَنَزَّلُ أَمْرُهُ وقد يحتمل أن يكون كما قال مالك رحمه الله على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة وذلك من أمره أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت والله أعلم. İmam Malik radıyallahu anh'a soruyorlar. Allah Teala'nın dünya semasına nuzulünden kasıt nedir? Fekale İmam Malik, İmam Malik radıyallahu anh da cevaben diyor ki yetenezzel emruhu, Allah Teala haddi zatında inmez, Allah Teala'nın işi iner, emri iner manasında İmam Malik radıyallahu anh bu hadis-i şerifi bu şekilde tevil etmiştir. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.